Sevgili dostlarım merhaba. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı ve kararını açıkladı. Aynen dün söylediğim gibi sizlere bugün Merkez Bankası herhangi bir faiz artırımı ya da faiz düşüşüne gitmedi. Kimi ekonomistler faiz indirebileceği iddiasında bulunuyordu Merkez Bankası'nın. Ben de bu konuyla ilgili herhangi bir verinin olmadığını, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebilecek bir gücü olmadığını, bugün değil önümüzdeki ay ilk yarıda, ikinci yarıda, üçüncü yarıda, yıl sonunda da Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimine gidemeyeceğini ısrarla sizlere söyledim sevgili dostlarım. Ve aynen söylediğimiz gibi Merkez Bankası faiz indirimine gitmedi, bile not düştü. Sıkı para politikasına devam dedi. Sonra bunda küçük bir değişiklik yaptı ama günün sonu itibariyle sıkı para politikasına devam edeceğim dedi. Yani şunu söylüyor Merkez Bankası. Enflasyonda işler tamamen yoluna girene kadar benden bir faiz indirimi beklemeyin. Hala bazı analistler Temmuz'dan sonra faiz indirimi gelebilir diye yorumluyor bunu. Merkez Bankası açık açık söylüyor kardeşim. Diyor ki enflasyonla ilgili çok olumlu bir gelişme olmadığı sürece ben hiçbir şekilde faiz indirimine gitmeyeceğim. Çünkü bu benim enflasyonist baskımı daha da arttırabilir. Nitekim arttıracak da zaten sevgili dostlarım. Bakın Merkez Bankası faiz arttırsa da indirse de dolarla ilgili çok büyük bir risk hala ortada duruyor. Borsa cephesinde çok büyük bir risk hala ortada duruyor. Enflasyonla ilgili çok büyük bir risk hala ortada duruyor ve bazı ekonomistler çıkıp hiçbir dengesi olmadan, hiçbir değeri olmadan, hiçbir bilgi olmadan, hiçbir materyal olmadan, hiçbir belge olmadan, hiçbir temel veri olmadan şunu söylüyor. Merkez Bankası ikinci yarı Temmuz ayından itibaren faiz indirimine gidebilir diyor. Arkadaşlar gitmez, gidemez. Bugün Merkez Bankası faiz indirimi yapmaya kalksaydı yanlışlıkla, bırakın öyle 300-500 bas puanı, 100 bas puan indirseydi, 50 bas puan indirseydi dolar uçardı sevgili dostlarım. Bir anda çok sert bir hareket olurdu. Çünkü zaten tetikte bekliyor dolar şu an itibariyle. Merkez Bankası'nın faiz indirmesine de gerek yok dolarda sert bir hareket olması için. Şu an itibariyle çok ciddi bir baskı altında dolar. Hem yabancılar tarafından hem de hükümet tarafından. Bakın açık ve net olarak söylüyorum sizlere. Hem yabancılar tarafından dolar baskı altında tutuluyor. Neden? Çünkü yabancılar ucuz dolar alarak ülkeden kaçmak istiyorlar. Hem de hükümet 23 Haziran'ı atlatana kadar doların yükselmesini istemiyor. 2-2-4. Yani bununla ilgili başka bir teori üretmeye, olaya böyle karmaşık yönlerinden bakmaya falan gerek yok. Her şey çok net. Sadece basit olarak olaya bakmak yeterli sevgili dostlarım. Bugün Merkez Bankası faiz indirmeye kalksa, dolar yukarıya doğru sert bir hareket yapsa, bu ne yabancıların işine gelir ne de hükümetin işine gelir. Çünkü 23 Haziran öncesinde doların yükselmesini istemiyor. Bakın ısrarla söylüyorum. 23 Haziran öncesinde doların yükselmesini istemiyorlar. Ama 23 Haziran'dan sonra doların yükselmesiyle ilgili bir şikayetlerin olacağı kanaatinde değilim. Diğer taraftan ben sizlere ne söylüyordum sevgili dostlarım? Borsadan çok ciddi bir yabancı çıkışı var. Bu yabancılar dolara yöneliyorlar ve doları uygun fiyatlara alıyorlar demiştim. Şimdi sizlere bir veri daha paylaşacağım. Bizim en yakınımızda olan politika olarak ve uluslararası ilişkiler olarak en yakınımızda olan ülke hangisi? Katar tabii ki. Yani bu tartışmasız uzun yıllardır, en azından 4-5 yıldır biz Katar'la her konuda işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Katarlar da kendi menfaatleri dahilinde, çünkü Araplar öyledir, kendi menfaatleri varsa işin içinde sizinle birlikte hareket ederler. Kendi menfaatleri yoksa anında çekip giderler. Normalde budur aslında uluslararası ilişkilerde. Yani burada bir milliyetçilik beklemek yanlış olur. Adamın işi varsa seninle birlikte hareket eder. İşi yoksa gücün tarafına geçer. Hep bu böyle olmuştur.
Aslına bakarsanız Osmanlı'nın döneminden itibaren bu böyle olmuştur. Bunun üzerine türküler var, Yemen türküleri var, Hicaz türküleri var. Dolayısıyla Arapların bize Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve Birinci Dünya Savaşı'nda neler yaptığını hepimiz biliyoruz. İngilizlerle nasıl işbirliği yaparak bizi sırtımızdan vurduklarını da biliyoruz. O zaman tutup da Araplar sürekli bizimle müttefik olacak demek zaten yanlış bir algıdır. Bugün Suudiler, evet Suudiler Amerika'yı mı tercih ederler, Türkiye'yi mi tercih ederler? Yani bu konuyla ilgili herhangi bir tartışmaya bile gerek yok sevgili dostlarım. Niye bu kadar bu konunun üzerinde durdum sorusunu sorabilirsiniz. Gayet basit bir cevabı var. Son 5 ay içerisinde sevgili dostlarım, son 5 ay içerisinde Türkiye'den borsadan 4,6 milyar liralık Arap sermayesi kaçmış. Evet, ben size ne diyordum? Araplar gidiyor diyordum. Yabancılar gidiyor diyordum. Aslında Araplar demiyordum, yabancılar diyordum ısrarla bakın, yabancılar. Bunların içinde İngiliz'i de var, Fransız'ı da var, bıyıklı olan yabancılar da var. Ve Katarlılar da var işte gördüğünüz gibi. Rakamlar ortaya koydu. Katar bize hani 15 milyar dolar verecekti ya, akıbeti belli değil. 15 milyar dolar bu arada gelmedi. Gelecek mi onu da bilmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şekilde yaptığımız swap anlaşmasına rağmen, yani resmi bir swap anlaşması yapılmış olmasına rağmen Katarlılarla 15 milyar dolar yok ortada. Gelmedi Türkiye'ye. Gelmediği gibi bir de borsamızdan da tam 4,6 milyar liralık, evet 4,6 milyar liralık çıkış oldu Katarlılar tarafından. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Buna ne söyleyeceksiniz şimdi? Buna ne diyeceksiniz? Bunu da benim felaket tellallığım olarak mı algılayacaksınız? Hadi bunu da bir tarafa bırakalım. Bakın, dövizde çok ciddi yukarı bir hareket olabilir diyorum sizlere. Bunu söylememin altında bir yığın temel neden var. Yurt içinde büyümeyi veri olarak kabul ediyoruz, işsizliği veri olarak alıyoruz, kabul ediyoruz. Enflasyonu, Merkez Bankası'nın içerisindeki rezervlerin ne durumda olduğuyla ilgili verilerin yetersiz olduğunu, flu olduğunu ve aslında Merkez Bankası'nın nakit rezervlerinin oldukça sıkıntılı olduğunu günlerdir, aylardır sizlere söylüyorum sevgili dostlarım. Ve söylemeye devam edeceğim. Kim ne derse desin. Yani 3-5 kişi oraya bir şeyler yazdı diye biz söylediklerimizden vazgeçeceğiz mi sanıyorlar? Hayır. Biz doğru bildiğimizi çatır çatır söylemeye devam edeceğiz. Onlar da lütfen yorumlarını yapmaya devam etsinler. Sıkıntı yok. Ama tavsiyem şu. Yorumlarına biraz daha böyle renk katabilirler. Hep aynı şeyleri yazmasınlar. Mesela Selçuk, hani dolar 10 lira olacaktı, 12. Arkadaşlar ben dolar 10 lira olacak demedim. Onu revize ettim çoktan. Dolar 12 lira olacak diyorum. Evet, dolar 10 lirayı ben revize ettim. Dolar eğer ki ekonomik koşullar bu şekilde devam ederse, bakın yaz ayları çok sıcak geçecek ve dolar 12 liraya kadar gidebilir diyorum. Bunu ben söylüyorum, IMF söylüyor. TÜSİAD resmi olarak açıklamasa da kapalı kapılar arkasında iş adamları konuşuyor. Diğer taraftan zaten bunun en net göstergelerinden birisi şirketlerin döviz açıklarının kapandığı ile ilgili hızla biliyorsunuz TÜİK verisi açıklandı bu konuyla ilgili. TÜİK bile bunu söylüyor. Şirketler döviz açıklarını hızlı bir şekilde kapatıyorlar sevgili. Bu çok iyi bir habermiş gibi lanse ediliyor. Aynı cari açığın kapatılması gibi. Müthiş. İşte şirketler döviz açıklarını kapattı, kapatıyor, azalıyor. Sevgili dostlarım, şirketlerin döviz açıklarının kapatması demek, azalması demek şu demek. Şirketler dövizde çok sert bir hareket olabileceği endişesindeler. Biz söylediğimiz için değil, onlar da bazı verileri tahlil ediyorlar, analiz ediyorlar. Uzmanlardan, danışmanlardan bilgi alıyorlar. Uluslararası piyasaları inceliyorlar. Emin olun sizden bizden çok daha fazla verileri görme fırsatına sahipler ve diyorlar ki aman ha bir kur şoku yaşanabilir, onun için biz döviz açığında kalmayalım. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi bile döviz açığı vermemek için küçük zararları göze alıyor gerektiğinde. Ve
Aynen dediğimiz gibi bugün Merkez Bankası para politikası kurulu faizleri arttırmadı, indirmedi ama dolarda da böyle korkunç bir düşüş falan olmadı. Sabit yerinde durdu, beklemeye devam ediyor. 5.75, 5.85 aralığı dedim sizlere. Bakın bu aralıkta mal toplanmaya devam ediyor ve her an yukarıya doğru sert bir hareket gözlemleyebiliriz. Aşağıya doğru bir hareket olur mu? Olmaz sevgili dostlarım, olmaz. Hiçbir veri, hiçbir neden yok elimizde çünkü. Bakın size buradan bir iki tane şey okuyayım. Borsa düşüyor. Altın hızlı yükseliyor. Yani uluslararası piyasalarda dünyadaki riskler artıyor anlamına gelir bu. Diğer taraftan yeni kredi garanti fonundan 25 milyar liralık daha piyasaya para akıyor. Bu bütçenin biraz daha bozulması anlamına geliyor. 2018'de Türkiye'nin doğalgaz ithalatı %8,8 azaldı. Bu şu demek, evde doğalgaz kullanımı azalmadı sevgili dostlarım. Evler, haneler doğalgaz kullanmaya devam ediyor ama sanayide çok ciddi anlamda bir üretim eksikliği oluştu. Millet fabrikasını kapatıyor, fabrikasını yakıyor. Bu nedenle de sevgili dostlarım doğalgaz kullanmıyor. Üretim yapmadığı için doğalgaz tüketimi azaldı. Bakın %10'a yakın bir tüketim azalmasından bahsediyoruz doğalgazda. Bu şu demek, Türkiye'de büyüme yavaşlamaya, düşmeye, daralmaya devam edecek demek. Bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde Türkiye ekonomisinin bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerlediğinin farkında değil misiniz? Ve biz bunları görürken ve iş dünyası bunları görürken bir pozisyon alacak elbette. Daha önemlisine biliyor musunuz sevgili dostlarım? Bakın en yakın dostlarınız zor günlerinizde, dar günlerinizde belli olur. Zor günlerde iyi dostlar iyi olanı söylemez size. İyi olanı yapar sizin için. Ayrı bir konu. Ama iyi olanı söylemez. Bak yanlış yapıyorsun. Bunu düzelt. Bunu gel birlikte düzeltelim der. Adam ısrarlıdır, kafasının dikine gidiyordur, o başka bir konu. Ama iyi dost, gerektiğinde dostunu kaybetmek uğruna doğru olan neyse bunu söylemeye devam eder sevgili dostlarım. Onun için biz de doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz ülkemizin menfaatleri için. Ha, 3 kuruş, 5 kuruş için yalan söylemeye devam edenler etsinler. O onların meselesi ama biz doğru olanı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kötü dost ne yapar? Daha doğrusu dost gibi görünen ne yapar biliyor musunuz? İlk topuklayan odur. Gemiyi ilk terk eden fare odur. İşte Katarlıların ne yaptığı ortada. Ne 15 milyar doları getirdiler, ne de Türkiye'deki paralarını Türkiye'de tutuyorlar. Bakın 4,6 milyar TL 5 ay içerisinde borsadan kaçıp gitmiş. Hadi İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı dış güç. Bunlar bizim düşmanımız. Adam sadece menfaati doğrultusunda hareket ediyor. Kaçtı gidiyor onlara bir lafımız yok. İyi de Katarlılar bizim dostumuz değil miydi? Nerede 15 milyar dolar ve neden 4,6 milyar lira son 5 ay içerisinde Türkiye'den kaçtı? Hadi bir de bunun cevabını verin bakalım. Sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yarın yeni videoda birlikte olacağız. Her gün elimden geldiğince sizler için bir video paylaşmaya devam edeceğim. İtirazı olan varsa izlemesin. Bizden bir fayda olduğunu düşünenler, inananlar, sizlere sahiden bir öngörü sunduğumuza inananlarsa tabii ki bizleri takip etsin. Çünkü biz elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere en doğru bilgi ve fikirleri vermeye devam edeceğiz. Yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım tavsiyesi değil bizim işimiz. Biz portföy yönetmiyoruz. Portföy yönetmek bizim işimiz değil. Eğitim vermek bizim işimiz değil. Bizim işimiz sizlere en doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırabilmek. Bunu yapıyorsak ne mutlu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum ve eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın dostlarım. Görüşene kadar hoşça kalın.